Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü videomuzda ilticanın kabul türleri üzerinde durmaya çalışacağız. Üç türlü iltica kabulü vardır. Birinci kabul siyasi sığınmacı statüsü. ikinci kabul türü mülteci statüsü. Üçüncü kabul türü de ikinci korumadır. Siyasi sığınma eğer hakkınızda bir siyasi kovuşturma varsa netice itibariyle aşağılanma, insanlık dışı uygulama, onur kırıcı tavır ve davranışla karşı karşıyaysanız ve normal bir hukuk istemiyorsa kanunsuz bir cezayla karşı karşıyaysanız hakkınızda siyasi kovuşturma var demektir. Ayrıca devlet tarafından takip ediliyorsanız size siyasi sığınma hakkı verecektir. İkincisi, somut gerekçelere dayalı korkularınız varsa zulüm ve zalimane uygulamalarla karşı karşıyaysanız size mülteci hakkı verilecektir. Siyasi sığınma hukuki mağduriyetler olarak düşünebiliriz. Mülteci hakkını da insani mağduriyetler olarak düşünebiliriz. Her ikisi birden verilebilmektedir. Biri siyasi sığınmaca verilebilir. Mülteci hakkı ayrı verilebilir. Mülteciler sığınması genelde Birleşmiş Milletler nezdinde bulunduğunuz ülkenin himayesinde olduğundan dolayı verilmektedir. Siyasi sığınma ise o ülkenin kanunları çerçevesinde verilmektedir. Bir diğer üçüncü bir koruma da ikincil koruma dediğimiz sığınma türüdür. İkincil koruma menşe ülkeye gönderildiğiniz takdirde ciddi tehlikelere maruz kalacaksanız işkence görecekseniz, linç edilecekseniz, aşağılık muameleye maruz kalacaksanız, ölüm ya da idamla karşı karşıyaysanız size ikincil koruma verilmektedir. İkincil koruma yıllık bazda verilmektedir. Her yıl yıllık yıllık uzatılmaktadır. Siyasi sırma ve mülteci hakkı ise 3-5 yıllık verilmektedir. Arasındaki farklar ikincil koruma ülkenizdeki şartlar düzeldiğinde geri gönderilme durumu vardır. Ama mülteci ve siyasi sığınmada ülkenize gönderme söz konusu değildir. Bizi dinlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler efendim.